Siz günde kaçta başlarsınız? Ben sabah erken güneş doğmadan başlıyorum. Sonra bakıyorum daha sabah çok erken gene yatıyorum. Kaçta kalkıyorsunuz gerçekten? Her gün rutin uyandığınız bir saat var mı? Yok. Güneşten önce kalkıyorum. Öyle olur ya, çok başarılı ve çok zengin insanlar böyle sabitleri olur. Mesela sabah 5'te kalkarım, 108 saat çalışırım. Adam zenginse niye sabit olsun kalkıyor? Otobüse bir yetişecek. Bir de nasıl bu kadar kalıcı sloganlar yaratılıyor? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Kalıcı sloganlar tabii bu ekibin işi değil. Tarihten beri, 70 yıldan beri geliyor. O şekilde devam ediyor. Kalıcı sloganların kalıcı olmasının sebebi de hakikaten hayatınızda yer etmesi. Sizin onlara bir şey ifade etmesi sizin için. O önemli. Onun için öyle kalabiliyor diyorum ben. Mesela neydi? Ülkersiz çay saati düşünülemez derlerdi. Ben daha çocukken. Şimdi İngilizler de ya McVitie's çay saati geldi diyorlar. Aynı şey oldu yani. Böyle bir ekip tabii çok mühim. Çalışanların işin ehli olması çok mühim. Ama biraz da yani hayatın içinden bir marka olması. Ben hiç şunu duymadım yani bizde çalışanların hepsi ben ülkerciyim der, ben ülkerim der. Bakkal bile yani benim malım der. Parasını verip alıyor adam, haklı da. Yani herkes markaya sahip çıkar. Z kuşağına inananlardan mısınız? Z kuşağı demek biraz talihsiz oldu. Niye? Z dedik sanki bitiyormuş gibi. Halbuki daha çok var yani, bunlar hep çıkıyor. Ve şöyle 3 senede bir, 5 senede bir aslında bence bundan sonra kuşak değişiyor. Bizim çocukların arasında işte birkaç sene var ama her biri başka telden çalıyor. Hatta ikiz olanlar da var. Onlar da her biri başka telden çalıyor. Yani böyle bir kuşak illa bunu takip edecek, böyle olacak diye bir şey yok. Mutlaka kuşaklar değişecek. Yeni kuşaklar olunca kuşak çatışması da olur, şu da olur ama sonunda hep o yeni kuşakların dediği olur. Niye? Çünkü ben de bir zamanlar yeni kuşaktım. Siz de yeni kuşaktınız. Şimdi sizden sonra kuşaklar geliyor. Yani bu kuşaklar hep işin başına geçecekler. Dünya buna göre şekillenecek. Yeni kuşaklar da hep olacak. Nerede buluşacağız? Gerçek hayatta buluşacağız. Sizin sahip olduğunuz sanat eserlerinin The Solding'de bulunduğu ve çalışanlarınızın da bu eserleri çalışma alanlarında kullandıklarını biliyoruz. Buna hangi motivasyonla karar verdiniz? Bir de sizin için çok değerli olan eserler de buna dahil mi? Dahil. Oradan başlayalım. Mesela Mavi Senfoni var. Yine ondan biraz daha yani o fiyatlara alınmış olan Picasso var. Yani en sevdiğim tablo diye bir şey yok. Hepsini severim. Sevmesem niye para vereyim alayım? Yani ben koleksiyoncu değilim. Koleksiyoncular genelde şöyle olur. Şu dönem işte şunu yansıtan veya şurası şöyle, burası böyle olan tablolar diye toplarlar veya öyle sanat eserleri diye toplarlar. Ben hoşuma giden şeyi alırım. Mesela yazılarda genellikle ya yazan adam, ya ne yazdığı, ya nasıl yazdığı veya bunların hepsi hoşuma giderse, itibar edersem onu alırım, o yazıyı alırım. Veyahut da bir manzara resmi de olabilir, bir şey de olabilir. Mesela modern resme ilgim niye var? Şunun için modern resimde ben bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Bir tane modern resim vardı bende. Böyle karma karışık renkler, her şey birbirine karışmış. İnsan figürleri de var. Onların da ağzı, gözü, her yeri birbirine karışmış böyle. Bu nedir diye sordum. Amerika'da yaşayan, şimdi ismini bulurum size birazdan, bir Türk ressamı. Türk modern sanatına daha çok ve global olanlarına, yani dışarıda da bilinen, itibar edilenlerine daha çok tanıyorum onlarla. Eser yapıyorum, biriktiriyorum. Onu aldım ve diyor ki bu diyor düğün diyor ve düğün arabası. Yani bakınca böyle bir şey yakıştırmanın imkanı yok ama öyle onun için yapmış adam. Ben onu astım, barbarlık yere astım. Gelen geçen bakıyor bu nedir diyor, konuşuyoruz üzerinde. Ve şunu anladım, kendime eğittim. Dedim ki bu kadar tüketici var, bu kadar insan var. Bunların hepsi benim mallarımdan başka bir şey görüyorlar. Veya başka lezzetleri var, başka şekilde tatmin oluyorlar. Yani nedir bu? Saik denir buna. Sebebi nedir? Motivasyonu nedir? Veya okazyonu nedir bu tüketimin? Böylelikle herkesi anlamaya, herkesin fikrine hürmet etmeye, herkesi mutlu etmeye çalışmayı öğrendim. Bu modern sanatın bana verdiği bir şey. Çünkü aynı tabloya herkes bakıyor, başka bir şey görüyor. Ve herkes mutlu oluyor. Onları çok seviyorum. Onlar üzerine gidiyorum daha çok. Ama orada da işte beni seven, böyle cezbeden noktalar bulursam onlar bende bulunsun. Onları insanlarla paylaşayım istiyorum. Paylaşmak nereden geliyor? Lisede filan staj yaparken eve gelen evraklardan bir gün şey buldum. Kalın bir dosya. Güzel kara kalem baskılar var içinde. Yapı Kredi yapmış, göndermiş. Hoca Ali Rıza koleksiyonu. Hoca Ali Rıza'nın eserleri kara kalemlerini basmış. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Çok güzel eskizler. Bunların hepsini çerçevelettim. İşte ucuz tahtadan çerçeve yaptırdım. Ondan sonra götürdüm fabrika, imalat dahil her yere astım. Hala da bazıları durur. İnsanların hoşuna gitti bu. Ondan sonra da aynen devam ediyoruz. Koleksiyonunuzdaki en değerli eserler hangileri? Picasso var dediniz. Bilmiyorum. Bir tane Picasso var. Alırken pahalı. Şimdi satacak olsan ne yapar bilmiyorum.
Dino'nun çizimlerin, kara kalem çizimlerini aldığınız bir hikaye varmış. Onu da var anlatabilir hikaye. Misiniz? Nasıl aldığınıza dair. Sakallı Ahmet diyorlardı o arkadaşa. Uçaktan geliyoruz hanımla. Londra'dan mı geliyorduk? Paris'ten mi hatırlamıyorum. Londra'dan da olabilir. Şimdi biz oturuyoruz. İkinci koltukta o veya üçüncü, o ikinci neyse böyle. Adam bir de hostese böyle şey yapıyor yani. Buraya kimse oturmasın, ben bunları koyacağım falan diyor. Bakıyorum böyle ne oluyor diye. Hostes dedi, ne bileyim dedi yani, birisi gelirse, gelirse de olmaz diyor falan diyor. Burası boş kalacak, bunlar burada duracak. Ne onlar dedim. Onlar dedi, abinin Dino'nun dedi eserleri dedi. Ben dedi hanımından dedi aldım dedi. Paris'te dedi. Şimdi İstanbul'a götürüyorum falan. Allah Allah dedim, merak ettim. Ben de bakabilir miyim falan dedim. Neyse biz inene kadar ben bunları aldım. Bu abinin Dino'ları da ben çok beğendiğim için herkes görsün diye İngiltere'deki ofise götüreyim. Çünkü buradan götürüyoruz, orada da asıyoruz. Ve genelde şeyleri dediğim gibi global olarak meşhur olmuş Türk sanatçıların eserlerini götürüyoruz. Devlet babam dedi, bunlar dedi çok kıymetli, burada kalsın dedi. Peki nasıl büyüttünüz ve bunu soracağım. Sizden sonraki kuşaklar için ne öneriyorsunuz bu kadar başarılı olmaları için? Markayı markamıza teveccüh eden tüketiciler büyüttüler. Müşterilerimizi büyüttüler. Bu da uzun yıllar alıyor. En büyük mesele word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa olan bilgi. İnsanlar bu şekilde güveniyorlar, biliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Her markada nasip olmuyor. Yani markalar çok zor meydana geliyor. Ama hala da yeni markalar da çıkıp olabiliyor. Bunu da görüyoruz. Bundan sonra ne yapmak lazım? Aynı şeyi yapmaya devam etmek lazım. Bazı arkadaşlar soruyorlar bana, ya diyorlar ne yapıyorsunuz da oluyor, yani nasıl oluyor böyle. Çok basit diyorum ya. Biz her gün aynı şeyi yapıyoruz. Her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında her gün de onu biraz daha iyi yapmaya gayret ediyoruz. Ama tek fark şu, biz yapıyoruz mutlaka. Yani execution, icra etmek, yapmak. Bunu yaparsanız zaten o zaman sihirli oluyor, gerçekleşiyor. Neden gidip Godiva gibi dünyanın mesela en büyük çikolata firmalarından birini aldınız? Gidip İngiltere'nin en büyük bisküvi fabrikası McVitie's'i aldınız? Şöyle, Godiva'yı niye aldık? Bunu bana çok sordular. Bizim çok stratejimize falan da uymuyor. Biz internasyonel bir firmaydık o zaman, global değil. Türkiye'de iş yapıyoruz. Türkiye çevresine ihracat yapıyoruz. Böyle çalışırken biraz da yani mallarımız da lezzeti falan iyi ama daha da uygun fiyatla satıyoruz. Çok satıyoruz. Dediler, bu kadar pahalı mal, bu kadar lüks mal. Ne demeye aldın bunu? Stratejisi ne falan? Çok basit stratejisi Godiva'nın. Alış sebebimiz. Satılıyordu, onun için aldık. Çünkü bu tip markalar belki ömrü hayatınızda denk gelir veya gelmez. İşte 40 yılda bir birisi satar. O zaman da başka birisi alır. Sen Godiva'yı bir daha satacak mısın dersen bana. Satmam, niye satayım? Hatta geçenlerde işte bilmem kaç milyar dolar verdi birisi. Almak için şu kadar vereceğim diyor. Peki. Ben de dedim ya, benim artık yaşım geçmiş. Gençler var işin içinde. Çağırdım gençleri. Kurumsal arkadaşları da çağırdım. Profesyonel arkadaşları da. Dedim böyle böyle bir teklif var. İsterseniz verelim. Hani borç harç falan ödersiniz. Cebimize de birkaç milyar dolar para koyarız. Hakikaten milyarder oluruz yani. Şeyde Forbes'ta yazdığı gibi değil. Dediler ya, olur mu öyle şey dediler. Çikolata dediler, bizim ana işimiz dediler. Niye satalım? Satmayız dediler. Dursun biz çalışacağız. İyi dedim, ben de memnun oldum. Yani satıldığı için aldık Godiva'yı. Çok basit. Geçen Prens Charles'la eşi Godiva'ya gitmiş, haberiniz var mı? Aradılar beni de ben inanmadım. bir gün önceden saraydan aradılar. Dediler ki böyle böyle dediler, şeye çıkacaklar. Halk içine çıkacaklar. Covent Garden'a gidilecek. Muhtemelen de sizin dükkana gelecekler dediler. Nasıl ya? Bu ötesi var efendim. Yok, bizi değil, şirketi arıyorlar. Ben de sizi cepten aradılar falan diyor zannediyorum. Saraydan aradılar. Kral birazdan şeye geliyor gibi. Abi niye arasın beni adam ya? Ya öyle dediniz ya biraz önce. Aradılar ya, kral beni niye muhatap alsın Hi. Kardeşim? Hi Murat, how are you? Kralım. The king is coming. Ama öyle aradılar yani, işleri onların da. Velhasıl böyle dediler, ben de dedim hatta bizim CEO'ya falan, ya biriniz gidin durun bari orada dedim. Murat Bey, hep böyle diyorlar, sonra kimse gelmiyor, işimize bakalım dediler. Biz toplantı yaparken gitmişler. Keşke demedim demiştiniz de, ben aslında keşke üzerine kurmuştum. Ha, keşke bu bisküvi ya da bu çikolatayı biz çıkarsaydık dediğiniz bir ürün var mı? Vay, güzel soru. Yok. Arkadaşımız var, Saadet Ankara'ya gitti. O yüzden bunu çok merak ediyormuş. Piknik, Peki ve Stars niye kaldırılmış? Onlar hep iyiler diyor işte, güzel atlara binip gittiler diyor. Hayat yani, yapacak bir şey yok. Ben de soracağım bir soru. Buyurun tabii. Ya beni buraya niye çağırdınız?